Evet sevgili izleyiciler günaydın. Devam ediyor konuklarımız. Stüdyoda yerlerini aldılar. Politics araştırma şirketi yöneticileri Recep Güven ve Onur Karaduman. Hoş geldiniz. Evet sevgili izleyiciler konuklara geçeceğim ama Line TV'nin sitesinde, haber sitesinde gördüğüm son dakika haberi paylaşmak istiyorum sizlerle. Ne yazık ki Muş'ta askeri araca bombalı saldırı gerçekleştirilmiş ve 12 asker şu anda yaralı. Haberin detaylarına baktığımızda bu son dakika bilgisi. Evet, il merkezine bağlı Suluca Köyü'nün girişinde meydana gelmiş olay. PKK üyeleri tarafından daha önce menfeze yerleştirilen patlayıcı, Kirpi adı verilen askeri aracın geçişi sırasında patlatılmış. Patlamada yaralanan 12 asker ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış. Bölgede operasyon başlatılmış her zamanki gibi. Umarız akşam saatlerine doğru şehit haberleri almayız oralardan diyorum ve dönüyorum siyasetin nabzına. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş teşekkür bulduk. Ederiz. Öncelikle yeni programımız hayırlı çok olsun. Çok maalesef teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani çok güzel bir tercih yapılmış. Sabahları kadın programcı yok. Ne seyredeceğimizi düşünüyoruz. Artık seyredecek bir şey bulduk. Bursa yerelinde seyredecek bir şey bulduk. Cinsiyet ayrımcılığı yapmadan iyi şeyler yapalım istiyoruz biz de. İnşallah. Sağ olun. Biz de eminiz bu konuda. Sağ olun. Desteklerinizle. Evet. Şimdi İki güç birleşmiş, ortaklık gerçekleşmiş. Hayırlı uğurlu olsun size de. Nedir? 1 Kasım'a az kaldı. Gerçi şimdi, bayramdan sonra herhalde daha alevlenecek şey, ama. 7 Haziran seçimleri sonrası evet. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli aslında sinyalleri verdi. Yerel seçimin kapısını açtı. Evet. Ondan sonra koalisyon görüşmeleri, 24 Temmuz'daki meşhur olay, evet. Sonrasındaki dağılıcı olayı parça parça inceleyebiliriz bu olayları. Açıkçası koalisyon olmayacağı belliydi. Yani siyasi partilerin kendi seçmenleri de istemiyordu. Her siyasi partinin belli bir sebebi vardı. Mesela AK Partili seçmen 8 Haziran günü 15 Haziran'da yaptığımız çalışmada %48 civarı erken seçim istiyor. Ondan sonra Temmuz sonuna doğru yaptığımız çalışmada %70 civarına çıktı. AK Partili seçmene dedi ki genel başkanına, ben ikinci bir şans istiyorum. 2-3 puanlık bir durum var. Biz tek başına iktidar olabiliriz. CHP kısmına bakarsanız CHP koalisyon sürecini iyi yönetti. Taşın altına evine koymaya çalıştı. CHP'de de şöyle bir algı oluştu. Biliyorsunuz muhafazakar kesimi AK Parti temsil ediyor, seküler batılaşmış kesimi de CHP temsil ediyor. 150 yıllık bir mevzu var burada. AK Parti'nin olduğu bir iktidarda olmak istemiyor CHP. Ya bu iki partinin bir arada olması zor. CHP erken seçmen için kabul etti. Dedi ki AK Parti'siz bir formül olabilir mi? AK Parti güç kaybedebilir mi? Ya da ikinci bir şeyde AK Parti ikinci defa hezimete uğrarsa çözülme sürecine gidip, dağılma sürecine gidebilirim. MHP kısmına gelirsek, geçmeden önce bir şey sormak istiyorum. Peki Cumhuriyet Halk Partisi koalisyon hükümeti kurmak için en çok çaba gösteren ama bizimle sadece istişare yapıldı, koalisyon ortaklığı teklifi gelmedi diyen de Sayın Kılıçdaroğlu değil mi? CHP süreci çok iyi yönetti. Şimdi tabanına mesajını verdi, ben uğraşıyorum ama sen alttan hazırlığını yap. Tüm seçmene de dedi ki bakın ben elimin taşın altına koymaya çalışıyorum. Evet. Ama AK Parti yanaşmıyor. MHP yanaşmıyor. MHP liderine gitti dedi ki Devlet Bahçeli ilk sen başbakan ol. 2 yıl dönüşümünü yapalım dedi. CHP çok uğraştığını göstermeye çalıştı. Evet. Ama siyasi mesajları incelediğimizde alttan tabanına da dedi ki sen çalışmaya başla dedi. Yani çok zor. AK Partili bir koalisyonu CHP kabul etti. Evet, MHP kısmına gelirsek MHP ilk günden belli etti. Ben istemiyorum. Burada iki tane sebep görüyoruz. Evet. Bir, HDP ile MHP'nin aynı sayıda milletvekili çıkarmasını MHP'li üst yönetim kabul etmiyor. Evet, etmiyor. İkincisinde de süreç yönetiminde başlangıçtaki başarı oyların çok fazla artış getireceğini düşünüyordu. MHP de erken seçim istedi. HDP zaten hükümete girmek istemiyordu. Ben dışarıda kalmak istiyordum diyordu. HDP durumdan memnundu. Hükümet kurulursa kurulur. Erken seçimse hazırız. Böyle bir ortamda
1 Kasım sonucu çıktı. Evet. Bundan sonra ne oldu? Şimdi şöyle bir şey, dediğim gibi 24 Temmuz'daki bombalama olayları, Kandil olayı sonrası siyasette bir soğuk duş etkisi oldu. Vatandaş bir uyandı, terörle mücadele tekrar başlamış durumda. Önce hem siyasiler hem seçmen sindirmeye çalıştı. Sonrasında ülke gündemi ne yazık ki bir iki tane şehit haberleriyle her güne başlasak da normaline dönmeye başladı. Ama velakin son Kandil olayı 2 günde 30 şehit tekrar sistemi durdurdu. Yani şu an için yapılan hiçbir çalışmanın ehemmiyeti kalmadı Kandil olayından sonra. Hı hı. Ağustos sonunda belli başlı firmalar sonuçlar verdi ama artık ehemmiyeti kalmadı. Siyaset hangi noktaya geldi? Siyaset AK Parti'nin kurultayına ve 18 Eylül'de saat 17'deki listelere dönmüştü. Evet. Listeler sonraki 1,5 aylık süreçte, araya bayram giriyor vesaire, son 1 aylık süreçte partilerin performansına ve seçmenin kararına kaldı. Seçmen performansa bakıyor mu? Yani sizinle daha önce yaptığınız bir anket çalışmasını paylaşmıştık ve orada seçmenin performansı vardı ama. Seçmen birkaç konuya bakıyor. Şimdi seçmenin için en önemli etkenlerden biri ekonomi. Ekonomik durum çok önemli. Evet. 7 Haziran öncesinde partilerin vaatleri ve AK Parti'nin hatalarından biri gözlemlediğimiz kadarıyla ekonomik vaatler ve yeni projeler üretememesiydi. İkincisi, ben rakamlarla gideyim arzu ederseniz. Tabii, buyurun. 47 milyon tane seçmen oy kullandı. Bunun 37-39 milyonu kalıp, partisi belli. 8-9 milyon tane seçmen var. Serin kanlı, kutuplaşmaya uzak, duruma göre karar veriyor. 8-9 milyon tane seçmenin 3 milyon tanesinin değişimi mevcut durumu ortaya çıkardı. Şimdi buradaki durumda ne olabilir? Terör gündemi var. Olaylar karışık. 8-9 milyon tane serin kanlı seçmen acaba oy kullanmaya gidecek mi? Sandığa gidecek mi? İkincisi de kararını nasıl verecek? Evet. Siyaset tamamen buna kilitlenmiş durumda. Siyasi partilerin performansına ve ülke gündemine. Mesela konuşuluyor, mitingler yapılmayacak vesaire gibi haberler oluyor. Evet. Yani gündem o kadar karışık ki seçmenin ne yapacağı da bu birçok ayda belli olacak. Açıkçası Ağustos sonuna kadar, ta ki Kandil olayına kadar ekonomik durum ve istikrar dolayısıyla AK Parti bu konuda başarılı bir işlem yaptı, iyi işledi. Bir yönelim vardı. Ama bugün her şey sil baştan. Artık listeler ve performans. Seçmene ulaşan kazanacak. Bir de tabii gündem, terör olayları, ekonomik durum siyaseti belirleyecek. Bu kadar kısa sürede nasıl ulaşacaklar peki? Şimdi açıkçası çok fazla ulaşma durumu da söz konusu zor değil. Doğru mesaj. Doğru evet. Mesaj. Mesela ne olabilir? CHP süreci çok iyi yönetti. CHP bu 1,5 evet. aylık süreçte 7 Haziran öncesi, daha doğrusu 7 Nisan 15 Mayıs sürecindeki başarılı yönetimini gösterebilecek mi? Ya da AK Parti ekonomik vaatler ve çözüm süreci sonrasındaki performansı etkili olacak. Buradaki söylemler ekonomik durum ve terör gelişmeleri etken. Ekonomik durum ve terör, evet. Evet. Peki Sayın Davutoğlu'nun bir açıklaması var. Bugünkü Yeni Şafak gazetesinde, daha doğrusu onların bir haberi var. 30 ilde miting söz konusuymuş. Ve listelerde de büyük değişim bekleniyormuş Adalet ve Kalkınma Partisi Şimdi için. Biz, bu iller henüz açıklanmamış. 30 il şöyle, %9'un üstünde düşüş gösteren 30 ilden bahsediyor. Bursa? Bursa 9.04. 0.4 ne kaybetmiş. 9 puan, 30 il. Yani anladığımız kadarıyla Bursa'da da miting gerçekleştirecek. Evet, sıkıntı olan iller tercih edilmiş. Yani sıkıntılı illerde mitingler gerçekleştirilecek. AK Parti 7 Haziran, 21 Haziran'da hem teşkilatta hem akil isimlerle çalışmalar da yaptı bu konuda. Tabii süreç o kadar hızlı ilerledi ki
Ya bu çalışmalar ne kadar işe yarar? Tamamen şey gösterecek. Peki bu yaşanan, Recep Bey'e geçmeden önce, yaşanan terör olayları, her gün gelen şehit haberleri hangi siyasi partiye oy kazandıracak, hangisine oy kaybettirecek? Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Terörden en fazla yararlanan parti şu an için HDP gözüküyor. HDP. Neden? Siyaset 7 Haziran öncesi kimlik üzerinden gitmiyordu. Artık Kürt siyaseti tamamen kimlik üzerinden gidiyor. Çok örneklerini görüyoruz. Vatandaş diyor ki beni temsil ediyor. Kürt halkını temsil ediyor. Ben PKK'ya, terör örgütüne karşıyım ama benim hakkımı temsil ediyor. Burada %17-18'lik bir Kürt seçmenden bahsediliyor. Yapılan çalışmalarda da biliyorsunuz HDP %13 aldı. %10,5-11'i Kürt seçmenden. %2'si de dışarıdan beyaz emanet. Türklerden. Emanet. Şimdi açıkçası ortamın bu kadar gerilmesinin sebeplerinden biri de o %7'lik Kürt seçmenden kaynaklanıyor. Şu an HDP bizim gördüğümüz kadarıyla, bu bizim kişisel firmamızın yorumu. Evet. Türklerden, beyaz Türklerden oy kaçsa da %7'lik Kürt seçmenden oy gelebileceğini düşünüyor. Ve çatışma ortamı her zaman mağdur hissedene yarar. Şimdi tek taraflı bakmamak lazım bu durumu. Oradaki yaşayan insan da kendisini mağdur hissediyor. Ya da öyle bir ortam oluştuğunu düşünüyor. Yani tek taraflı baktığınızda, bizim açımızdan baktığımızda terör çok kötü, şehit haberleri geldiğinde çok üzülüyoruz, içimiz sızlıyor. Ama öyle bir ortam oluştu ki aynı şeyi Kürt seçmeni de düşünür hale geldi. Sıkıntı da buradan başlıyor. Açıkçası %7'lik seçmene oynuyor HDP. Geçen haftaydı sanırım, belki siz de izlemişsinizdir, CNN'de bir haber programı vardı. İşte Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinin yöneticilerinin katıldığı bir haber programdı. Şöyle bir hepsinin ortak görüşü olduğu için söylüyorum. HDP'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da oylarını yükselttiği, batıdaki oylarında düşüş yaşandığını söylediler. Şimdi şöyle. Ama barajı mutlaka aşacağını söylediler. Ben sözlerime başlamadan önce sanırım Muş'ta dediniz sondaki abi. Evet, maalesef. Yaralarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah yaralı kalırlar. İnşallah. Programımız bu vesileyle hayırlı Sağ olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Şimdi Sayın Komutanım, HDP'nin artık Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu bilmek zorundayız. Bu net. Evet. HDP'nin bir baraj sorunu kalmadı. Hı hı. Ama demin Onur Bey'in de ifade ettiği gibi sıkıntı, çatışma ortamının çıkmasının ana sebeplerinden bir tanesi HDP'nin %19'lara ulaşabilme ihtimalinin olması. Bakın biz 7 Haziran seçimlerinden sonra şunu tartışıyorduk. Evet, bir çözüm süreci var. HDP 80 milletvekiliyle parlamentoda temsil ediliyor. Büyük ihtimalle silahlar susacak. Hı hı. Çünkü 7 Haziran seçiminden birkaç ay önce İmralı bir açıklama yapmıştı. PKK'nın kongreye gitmesini ve silahları bırakmasını istemişti. Bunu da üzerine koyduğumuzda evet, artık PKK siyasallaşacak. Çözüm süreci devam edecek. Yalnız Türkiye'de bir sıkıntı oldu 7 Haziran seçimlerinden sonra. Türkiye'nin 13 yıldır tek başına iktidar olan bir siyasi parti iktidarını kaybetti. Türkiye'nin milliyetçi kanadını temsil eden yaklaşık 40 küsur yıllık bir siyasi partiyle de yeni seçimlere girmiş. Daha önce bağımsız girerek 35-36 milletvekili temsil eden bir siyasi parti 80 milletvekiliyle temsil edilmeye başlamıştı. Sayısal rakamlara baktığımızda 13 ile 16 arasında 3 puanlık çok ciddi bir fark var ama milletvekili sayısı eşti. Eş. Parlamentoda bir kaos yaşandı. Toplumun bir bölümünde ötekileştirme yaşanmaya başladı. Kimse memnun değildi aslında. Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımızda %35'i hedefliyorum diyen Sayın Kılıçdaroğlu %30'dan aşağı almayacağını beyan ediyordu. %24 nokta küsürlerde kaldı. Evet. Çıkan sonuçtan sadece Adalet ve Kalkınma Partisi memnun değildi. Bütün siyasi partiler HDP hariç
memnun değildi çıkan sonuçta. 7 Haziran'ın kazananı HDP oldu zaten. 7 Haziran'ın kazananı HDP oldu ve bakarsanız Selahattin Demirtaş 7 Haziran'dan sonra çok ılımlı mesajlar vermeye başladı. Bir milletvekili, bayan milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'yle nasıl salladık, iktidarı devirdik gibi söylemleri ve Selahattin Demirtaş'ın Beyaz Türklerden gelen oylara teşekkür etmesi vardı. Ama birden bir uyarı geldi. Biz şu tabloyu görüyorduk. HDP %13'le barajı çok ciddi bir oyla geçti barajı. %17'den 13'ünü 11'ini alabilmek Adalet ve Kalkınma Partisi gibi bir siyasi partiden almak Kürt seçmeninin çok ciddi bir olay. Çünkü baktığımızda sosyal yardımlar olarak iktidarın nimetlerinden tabiri caizse faydalanan bir kitleden bahsediyoruz büyük çaplı. Kazanılmışı kaybetmek istemez kanaati vardı. Çünkü bir şekilde batıdaki Kürt seçmenin bu tip bir kazanımı vardı. Söz konusuydu. Ancak gelen uyarı da HDP dilini değiştirdi. Söylemini değiştirdi. Aslında HDP Kandil, İmralı, Saray Üçgeni arasında kaldı. 7 Haziran'dan sonra. 7 Haziran'dan sonra. Kandil bir mesajı verdi. Dedi ki ben sizin büyümenizi istemiyorum. Bunu da beyan etti. Bunu seçimlerden iki ay önce Öcalan'ın silah bırakın demecine Murat Karayılan yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Hayır. Daha özgürlüklerimizin tamamını almadık. Şu şartlarımız var. Ancak ondan sonra biz silah bırakırız diyerek İmralı'yı ötekileştirmişti. Bu süreç buraya kadar AK Parti, İmralı ve HDP arasında yürüyordu. Ama birden Kandil devreye girdi. Diğer siyasi partilerin tabanları da zaten memnun değildiler. Aldıkları oylardan, aldıkları eşit milletvekili sayılarından. Çünkü hiçbir partiye yaramıyordu. Erken seçim kaçınılmazdı. Aslında 7 Haziran'dan sonra Dağlıca baskınına kadar her şey AK Parti'nin lehine gidiyordu. Yaptığımız ölçümlerde de biz bunu gözlemleyebiliyorduk. 43-44'e doğru çıkıyordu Adalet ve Kalkınma Partisi. Ekonomik bir sıkıntı başlamıştı. Vatandaş tek parti iktidarına alışmıştı. Çünkü koalisyon hükümetlerden çok ızdırap çekmişti toplum. Ben ne yaptım demeye başladığı anda Dağlıca saldırısını yaşadık biz. Dağlıca saldırısından önce Sürüç olayları toplumu aslında birleştirmişti. Ama iki polisimizin Hunharca evlerinde katledilmesi ve PKK'nın yerel güçlerinin bunu üstlenmesi bir kırılma notası yaşadı Türkiye. İkiye bölündü. Bir suçlu arandı. Evet. Suçlu da malum. Bulunmuştu. Sosyal medyada müthiş bir dezenformasyonla üzerine gidilerek biraz da MHP'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin itmesiyle hükümeti HDP ile, geçici hükümetin, seçim hükümetinin HDP ile kurulmasında zorlanmasıyla suçun pekiştirilmesi, evet bakın gördünüz mü? Zaten savaş istiyorlardı ama hükümeti birlikte kurdular, modeli çıkartılıp AK Parti'nden ziyade Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturabileceği daha önce denendi çünkü biliyorsunuz Demokratik Sol Parti ile üçlü bir koalisyon kurulmuştu. Denenebileceği ortaya çıkmıştı. Seçimi isteyen Milliyetçi Hareket Partisi, demin Onur Bey açıkladı, neden istediği belli. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin %70-75 tabanının seçimi neden istediği belli. Biz genel merkezin bölgelerin tamamında demografik yapılara uymamasının, milletvekili tercihlerinin hatasını yaşadık, refleks koyduk. Ama bu refleksi artık koymayacağız. Gerçi bir açık kapıda bıraktılar, bakacağız deniyor şu an. O seçmene de tabanına indiğimizde, ya bu konuda vakıf olanların, abi bakalım. Ya örnek Bursa'dan vermek gerekirse Doğu ve Güneydoğu'yu temsil eden Kürt halkının çok ciddi bir oy potansiyeli var ve bugüne kadar İktidar Partisi faydalanıyordu bundan. Ama birden kesildi. 30 bin küsur oydan 90 bin küsur, 97 bin küsur oylara çıkıldı. Çok ciddi bir rakam bu. Çok ciddi bir dönüşüm yaşandı. Netice itibariyle devam eder mi bu dönüşüm peki? Bu dönüşüm Kürt yani? Seçmen üzerinden korur. Sorunuza gelecek olursak Batı'da neden düşüyor? Doğu'da olaylar sıcak yaşanıyor. Kürt kimliği çok önde. Milliyetçilik duyguları orada çok fazla. Ama Batı'daki insanın oyları da biraz Kürt insanın oyları da emanet. Şimdi seçim sisteminde 12 Eylül sonrası gelen %10 barajı
HDP'nin kaderini belirlemekte çok büyük bir etken oldu. Öyle bir ortam oluşturdu ki, hakkını vermek lazım, HDP süreci çok iyi yönetti. %10 barajına takılabilecek yüklenelim. Mesela batıdaki hem beyaz Türkler hem Kürt seçmenler şu an yapılan çalışmalarda ve %13 oyun verdiği güvenle batıdaki seçmen partisine dönmeye başladı. Hem beyaz Türk hem Kürt seçmen. Doğudaki kadar olayların sıcak yaşanmaması dolayıyla, ki buna etken olarak şey de diyebilirsiniz, doğuda baskı unsuru vesaire de söyleyebilirsiniz. Batıdaki insanın belli bir standartı var ve HDP'nin şu an ona göre %10 gibi bir sıkıntısı yok. Yavaş yavaş yönelim oldu. Tabii bu 1,5 aylık süreçte bu ne olacak, o da önemli. 1,5 ay süreçte ne olacak? Şimdi seçimle alakalı bir şey daha söylemem gerekli. Seçimde en başarılı parti HDP, ondan sonra CHP, sonra MHP, sonra AK Parti. Bu şekilde görüyoruz. Performans mı, oy yüzdesi olarak? Performans. Bakın, oy yüzdesine bakarsanız CHP oyunu düşürdü. MHP 2.7 puan civarı arttırdı. Ama MHP'yi başarısız buluyoruz. Neden? Ortam çok müsaitti. En fazla kayış yaşanan partiler merkeze yakın olduğu için AK Parti MHP arasında olması lazım. MHP'nin çok fazla oyunu artırması lazım. Ama süreci iyi yönetemedi. Ta ki listeden beri. CHP ise seçime son bir ay kala üstünlüğünü kaybetti. Ama kendi tabanına bir mesaj verdi. Ben tenceresiz tavasız alkışlıyorum gibi güzel sloganlarla süreci yönetebiliyorum. Ya da ekonomik vaatler konusunda, emekliler konusunda, kredi kartları konusunda dersimi çalıştım. Yani CHP'nin uzun süredir yapmadığı şey buydu. Açıkçası, peki Ali Taran'la bu seçim kampanyasında çalışamayacaklarını öğrendik. Evet. Bu CHP'nin oylarının etkileneceği şimdi anlamını mı taşır? Psikolojik bir olay bu. Değil mi? Psikolojik bir bu olay. Bu algı çok önemli. Yani psikolojik eşik sürekli anlattığımız bir örnek. Evet. Var. Bu çok iyi oturduğu için 2004 yerel seçimlerinde Nilüfer'de AK Parti'nin adayıyla Mustafa Bozbey arasında 3120 civarı, 3000 oy civarı bir oy farkı vardı. Hı hı. Orada meclis üyeliğinde AK Parti kazandı, belediye başkanlığında Mustafa Bozbey kazandı. Çok ufak oy farklarıyla. Sonrasında 20 oldu iki seçimde de. 2009'da da, 2014'te de. Neden? Orada psikolojik eşiği kıramadılar. Şimdi HDP'nin de CHP tabanında yaşadığı şu, bu yani psikolojik eşik aşıldı. CHP tabanı ikidir. Mesela CHP üst yönetimi çok doğru bir karar alıyor. Biz ne bekliyorduk? Firma olarak bekliyorduk ki ön seçim olur, CHP ön seçime uymaz, dağılır. Değil mi? Net olarak siz de uzun hepimiz öyle öngörülerimiz oldu. Öngörünüz yani buydu. Tabii. Ama hayal kırıklığı yarattı. Ama şaşırttılar. Ama şaşırttılar. Ondan sonra gerçekten İçi dolu bir seçim. Evet, kampanyası. Kampanyası yürüttüler. Müthiş. İçerik doluydu. Evet. Ön seçimde kadınlara yönelik birkaç jest yapıldı. Evet. Mesela Lale Hanım'ın birinci sıraya alınması vesaire. Kadınlara yönelik mesajlar da verildi. Süreç çok iyi yönetildi. Tabii. Mesela burada da aynı şekilde karar verdi. Bu CHP'de o kırılımları yaşayan, ki uzun süredir gazetecilik yapıyorsunuz, ilçe başkanlarının istifa etmesi vesaire falan, yani bunlarla iç içesiniz. Tekrar dedi ki ön seçimdeki listeyle, ufak bir hata yaparak tabii. Yani 12 tane adayda kalırsınız Bursa'da, öyle. Evet. Doğru. Ufak bir hata yaparak. Ama velakin tabanı artık biliyor. CHP seçim sürecini iyi yönetiyor. Ali Taran'la da olsa, Ali Taransız da olsa. Yani mesela şu an bizim beklentilerimiz içinde CHP'nin yükseleceği yönünde. Evet, bugünkü şeyi okudum. Şimdi bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi yeni jenerasyon 18-25 yaş arasında alkışlayınla müthiş tuttu. Evet. Yeni jenerasyon HDP, MHP ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında kaldı. Oy yeni jenerasyonda AK Parti'ye giden çok fazla oy olmadı. Yani hiç denecek kadar sınırda tutuldu. Oy alamadı. 45-55 yaş arası. 80'i görmüş, 2001'i görmüş, bunları sıcak yaşamış topluma
kredi kartlarıyla, seçim beyannamesindeki ekonomik maddelerle müthiş mesajlar verdi. Hı-hı. 25-35 yaş arasında kredi kartı, çünkü bugün ekonomik olarak yapılan bütün verilerde, açıklanan bütün açıklamalarda kredi kartı borçlanmasının çok büyük sınırlara geldiği noktasında ve AK Parti'nin oy deposu olan 55-65 yaş arası emekli seçmen, bunlara verdiği mesajlar, bir maaş ekstra. Dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesi kopyalanmaya başlandı. Tabii. Rol modeli oldu. Ve dikkat ederseniz iktidar partisi o seçim beyannamesinin üzerine gitmeye başladı. Evet. Yani bir bakan, ismini vermek istemiyorum. Eğer bunları gerçekleştirebilirlerse ben oy veririm dedi. Şimdi seçmen buna baktığında bakın bu Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması gibi bir şey değil. Ya yaparsa değil. Evet. Verdiği mesajlar mantıklı, yapabilir. AK Parti 13 yıl Türkiye'ye damgasını vurmuş. Tek başına iktidar olmuş. Oy potansiyelini sürekli artıran bir siyasi partinin 9 puan düşüşünü cemaate, sadece cemaate, sadece çözüm sürecine bağlamak mümkün değil. Tabii. Yani bunlardan yaşadığı kayıp %3'tür. Ya da içerisinde HDP'ye kayacak Kürt seçmen oylarını buna bağlamak mümkün değil. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi bu dönem %30'lar eşiğini çok aşma noktasına gelmişti. İşte vatandaş herhalde güvenmedi yine. Şimdi söyleyeyim. Başarabilir mi, başaramaz mı endişesi yaşıyor. Siyasette bir gerçek var. Siyasette bir noktaya gelmek istiyorsanız konuşulacaksınız. CHP'nin bu seçimlerde başardığı şey konuşulmak. AK Parti 13 yıllık iktidarlık döneminde sürekli konuşulan partiydi. Gündemi belirleyen partiydi. İşte ilk kez 7 Haziran seçimlerinde savunmaya geçen parti oldu. 7 Haziran seçimlerinde 7 Nisan 15 Mayıs tarihine kadar sürekli gündemi belirleyen CHP'ydi. Tabii. Bir parti konuşulursa seçmende yönelim başlar. Kesinlikle. Hele ekonomik anlamda konuşulursa ve vaatleri de mantığa uygunsa, ayakları yere basansa, yani seçmen de yavaş yavaş kaymaya başlar. Peki CHP niye bu kadar atılım yapmadı derseniz, 15 Mayıs 7 Haziran arasında AK Parti HDP düellosunda arada kayboldu. Ve HDP'nin geçişi içinde bir miktar CHP'li seçmenden, bunların çok fazla da basına yansıdı. Evet. Çalışması oldu. Yani CHP son kulvarı koşamadı. Ama size iki tane anekdot vereceğim HDP ve CHP ile alakalı. Şehitlerin ard arda iki gün üst üste neredeyse 40-50'ye varan şehit sayısı vardı biliyorsunuz. O günlerde özel halk otobüslerinden birine bindim. Sürücü Kürt kökenli belli. O kadar agresif, o kadar üzgün ve mutsuz ki, yani beyaz Türkler dediğiniz işte bizleri böyle neredeyse linç edecek kadar öfkeli durumda araba kullanıyor. Sonra yolculardan bir tanesi dikkatini çekti herhalde ya da o anda sürtüştüler tam bilmiyorum. Dedi ki nedir bu öfken? Dedi ki ben sizin duyarsızlığınızı anlayamıyorum dedi. Bu kadar şehit verilmiş dedi, yangın yerine dönmüş dedi, ülkenin dedi doğusu güneydoğusu dedi. Siz burada lay lay lom dedi takmışsınız kulaklıkları müzik dinliyorsunuz dedi. Şimdi baktım haksız mı? Haklı. Gerçekten zor günlerdeyiz. Hani az önce dediniz ya doğuda başka batı, evet öyleyiz. İkinci anekdot, Umur Bey'de yaşayan bir ilkokul mezunu teyze. Hı hı. Yıllarca, yani AK Parti kurulduğundan beri AK Parti'ye oy vermiş. Umur Bey biliyorsunuz sağ tandanslıdır. Yıllarca Doğru Yol Partisi'ne oy vermiş bir yerdir. Onlar da karı koca, ailece, sülalece hep Tayyip Erdoğan'ı desteklemişler. Ne zamana kadar? 7 Haziran seçimlerine kadar. Diyor ki teyze, çok ilginç geldi bana, hastanede karşılaştım. Bu seçimde diyor, asla ve asla AK Parti'ye oy vermeyeceğiz diyor. 7 Haziran seçimlerinde de HDP'ye oy verdik dedi. Ya ben şok oldum. Yani yıllarca sağ partilere oy vermiş birilerinin gelip HDP'ye oy vermesine gerçekten çok şaşırdım. Niye dedim? Selahattin Demirtaş dedi, çok beğeniyoruz dedi. Selahattin Demirtaş çok ciddi bir marka. Hani şuradan geleceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi Tayyip Erdoğan'la var oldu, güçlendi. Dolayısıyla Davutoğlu'nun başbakanlığıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nde insanlar Tayyip Erdoğan gücünü, etkisini bulamadıkları için HDP'ye de gidiyor, MHP'ye de gidiyor, CHP'ye de gidiyor. Yani burada öne çıkan şey lider. Şimdi AK Parti
7 Haziran seçimlerinden sonra bir ders çıkartmadı bizim bakış açımızda, biz baktığımızda. Çıkartmadı mı? Hı. Çıkartmalıydı evet. Mutlaka evet. Ama maalesef çıkartmadı ve biz o yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidara gelme şansının çok yüksek olmadığı kanaatini taşıyoruz. İnşallah yanı için. Şu gün. Tabii bugün için. Bu süreçten yani sonra ne olacak? Bakın demin de ifade ettiğiniz gibi bir AK Parti'ye yıllarca mücadele etmiş, hizmet etmiş bir bayanın HDP'ye oy verdiğini. Evet. Aslında bir uç. Nasıl ve uç sağ yani? Tandan sonra Umur Bey'den bir oy. Çok fark etmiyor. Bursa'dan da olabilirdi. Tabii canım. Başta ifade ettik. HDP sadece Kürtlerden oy almadı. Tabii ki. Türklerden, sadece beyaz Türklerden de almadı oy. Hı-hı. Selahattin Demirtaş çok ciddi bir marka. Siyasi bir zeka. Cumhuriyet Halk Partisi'nden yaşanan düşüşü kendisine bir miktarını aldı ama geri dönüşü de engelledi bununla. Başkan yaptırmayacağız sloganı müthiş bir slogan. Tabii. Yani, üç kez üst üste böyle. Çok net ifade etmek gerekirse algı noktasında alkışlayanı gölgede bıraktı. Ali Tarhan'dan bahsediyorsunuz. Bu işte marka olmuş bir isimdir Ali Bey. Müthiş bir çizgiyi yakaladı. Trend, yüksek bir trend yakaladı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Akademik bir birleşim söz konusu değil ve toplumun nabzı çok iyi analiz edildi. Toplumun bütün bilimlerine ve bireylerine ayrı ayrı mesajlar verdi Cumhuriyet Halk Partisi. Ona rağmen bir slogan toplumdaki bütün kararı değiştirebiliyor bakın. Ha bu toplumdaki bütün kararı değiştiriyor derken Onur Bey'in ifade ettiği 10 milyon seçmen kararsız, duyarsız ya seçimler gelsin bir bakalım son dakika oy verelim diyen seçmen üzerindeki dengeleri değiştirebiliyor. Parti tercihini farklı yere götürebiliyor. O yüzden bu noktada sen şey diyor musun? Şimdi ben şöyle bir şey anlatayım. 2011 seçimleri AK Parti'nin en üst seviyede olduğu seçimlerdi. Doğru. Yani araştırmalara dikkat ettiğimizde 2012 Eylül ayından sonra AK Parti'de düşüş başladı. AK Parti'de hata nerede oldu? Yerel seçimler AK Parti'yi biraz kandırdı. Yerel seçimlerdeki başarı, yerel seçimlerin o anki ülke gündemi ve gelişim şekline bakarsanız yani bazı şeyler üst üste geldi. Pek konuya girmek istemiyorum. 17-25 Aralık süreci, sonra cemaatin çok fazla olayı uzatması, sonra şu anki Cumhurbaşkanımızın müthiş performansı, net. Siyasi performansıyla aldığı oylar AK Parti'yi biraz kandırdı. AK Parti o dönemde iyi durumda değildi. Tayyip Erdoğan kendi çalışmasıyla oy aldı. Ve birçok insan, bunu rahatlıkla söyleyebilirim, belediye başkanı olamayacak birçok insan belediye başkanlığı yolu açıldı. Yerel seçim sonrası o yükseliş AK Parti'yi kandırmaya devam etti. Evet. Sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçiminde kandırma olayı devam etti. Normalde 56-57 alınabilirdi de seçmen gelmedi garanti olduğu için. AK Parti 1994 yılında Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığından beri sürekli anket yaptırır. Anket çalışmalarıyla evet. Ölçüm yaptırır. Bir siyasi parti düşüşün veya beklediği oyun altında almasının sebebini araştırmamaya başlamışsa veya ona sebepler üretmeye başlamışsa sıkıntı başlamıştır. 7 Haziran aslında 2012 yılından beri gümbür gümbür geliyor. Peki AK Parti burada neler yaptı? Bir, teşkilatlarını yenileyemedi. Evet. Teşkilatları çalışmadı. Hı hı. Aday listesini 2011'deki ortam oluştuğu gibi düşündü. 2011 listesini tüm Türkiye genelinde bakın. Hı hı. Yani sadece isimler kondu. Aday listesinde hiç dikkat edilmediği İtalya'da ağırlıklı ve danışman ağırlıklı bir liste. Demografik yapı tamamen çıkartıldı. Yok sayıldı. Sonrasında 2002 ruhundan uzaklaştı. Sonrasında yeni bir proje üretmedi. AK Parti seçime çok büyük özgüvenle girdi ve o özgüveninin sıkıntısını yaşadı. Bir noktada bazı şeyleri görmeye başladı. Sonra da toparlaması zor oldu. Şimdi 2001 yılına geri dönüş vurgusu yapmış Davutoğlu listelerde. Buna özen göstereceklerini ve seçim kampanyasını şimdi teşkilat başkanı değişikliğiyle de bunu göstermiş biraz. Oldu değil Mekke'ye mi? Mekke'ye kadar yüzde... Sonlara yaklaşıyoruz, şunu söyleyeceğim. Biraz Bursa ölçeğinde konuşmak evet. istiyorum. Yani sahada herhangi bir şey yapıyor musunuz? Sahada bir çalışma yapmıştık. Hı hı. Bursa'da yaklaşık 3 puanlık bir artış söz konusuydu. Ama bakın Türkiye'nin bir parçası Bursa. Bugün de malum
Yaklaşık 13 tane yaralımız var. Sıcak ortamlarda yapılacak bütün çalışmalar boştur. Çünkü herkes hissi davranır, kızgın davranır. Doğru sonuç alamazsınız. Sonra yavaşlar, yumuşar, karar vermeye başlar. Ama bizde hiç yavaşlamıyor. Her gün şey var yani, terör olayı var. Şehit var. Bunu soğutmak mümkün olmuyor. Ne olacak? Şimdi bakın, 3,5 yıldır Türkiye'de şehit gelmiyordu. Yani çözüm süreciyle birlikte şehit haberlerini kazalardan, farklı sebeplerden alıyorduk. Ama çok yoğun şehit gelmeye başladı. Ve maalesef çok ciddi tedbirler alınamadı. Evet. Cizre vakası yaşadık. Bunun Bursa'nın etkilenmeme gibi bir şansı yok bundan. Bursa'nın Yıldırım'ıyla, Osman Gazi'siyle, Nilüfer'iyle etkilenmeme gibi bir şansı yok. Tabii ki. Netice itibariyle Bursa'da da Kürt seçmen var, Türk seçmen var, evet. Çerkez seçmen var. Aslında bugün skordan daha çok bu etkilenmeyi ölçmek gerekiyor. Bu etkilenmeye bakmak gerekiyor. Çünkü herkes hissi davranıyor bu noktada. Şey davranan yok. Buna olabilir. Eskiden de geliyordu çok şehit haberleri. İşte PKK savaş istiyor veya Saray savaş istiyor diyerek bakmamızın bir anlam ifade etmiyor. Çok net değil tablo. Bunlar peki listelere yansır mı siyasi partilerde? Listelere yansıyacak. Net. Yansımazsa İktidar Partisi için, şu an İktidar Partisi olmayan Türkiye'nin çok oyun almış siyasi parti için çok büyük bir risk olur. Ben Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok fazla değişiklik olacağını zannetmiyorum. Bakın AK Parti şu gerçeği de görmedi 7 Haziran seçimlerinde. Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı sandık sonuçlarına birebir uydu. En büyük eleştiri neydi Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin içerisinde? Yıllarca partiye hizmet etmiş insanların ön sıralarda yer almaması. Yani bir iki tane kontenjan da bunların üzerinde kullanılması dengeyi değiştirirdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kurulan dengenin birkaç küçük değişikliğiyle 9 milletvekilinin altına çekebilirdi Bursa'yı. Bu büyük bir riskti. Tabii. İktidar Partisi için. İktidar Partisi şu an bunun da farkında olduğunu çok zannetmiyoruz. Çünkü bugüne kadar 7 Haziran'dan sonra en azından Bursa ölçekli konuşursak teşkilat yapılanmasına, teşkilatların taleplerine tamamen şeyini kapamış durumda. Algısını kapamış durumda. Genel merkez ne yaparsa, kimi gösterirse onunla gidilecek gibi gözüküyor. Genel merkez Bursa'da 11 isimden mevcut milletvekili üzerinden gittiğimizde 5 tane kontenjan kullanmıştı. Evet. 4 tane eski vekille devam etme kararı almıştı. 2 tane yeni milletvekili koymuştu. Böyle bir yenilenmeyi teşkilatlar istemiyoruz. Temayüle gittiniz, TSK'lara gittiniz. Kendi teşkilatlarına sordunuz ve tamamına uymadınız. Şimdi 3 dönem geri döndü. 3 dönem yasasına takılan milletvekillerinin tamamının geri döndüğü döneceği var. Bunların ne kadar değerlendirilecek? Bursa'da, Bursa ölçeğinde kimler değerlendirilecek bilmiyoruz. Gene ciddi bir müracaat oldu ama iktidar partisi. 154 tane müracaat var. Aha. Yani şöyle bir şey var. Recep Bey, kusura bakma. Sözünüzü kestim. AK Parti bir karar vermesi lazım. Bursa teşkilatları nezdinde, listesi nezdinde. Yıldırım'da çok büyük bir HDP'ye oy kaptırdı, demografik yapıya uymadı, Doğulu aday koymadı, listeye genç aday koymadı, Gemlik, Orhan Gazi, İznik hattı. 3 yerel seçimde farklı siyasi partiden size dönmüş, siz o bölgeye milletvekili koymamışsınız. Liste çok fazla kontenjan aday var ve ilk defa Bursa'ya bir aday belirleme sürecinde anket gelmedi. Gelse de çok ufak ölçekli. Yani AK Parti karar verecek. AK Parti nasıl başkanlığı iş? Peki anket çalışması yaptırıyor mu? Anket çalışması yaptırıyor. Yani ya onların sonuçları farklıydı. Daha başka başarılı bir sonuç bekliyorlardı. Belki o da yanıltmış olabilir. Ama hava bu şekilde değildi. Bakın CHP'nin listesi bazı kesimlerce beğenilmiyor. CHP'lilerce de beğenilmiyor. Ama diyor ki partim bir karar verdi. Benim örgütüme üye insanlar bir karar verdi. CHP'lilerin artık böyle bir lüksü yok evet. Yani. CHP şu an en hazır parti. MHP'de mesela Hasan Toptaş, pardon Fikret Fidanların falan tekrar listede olmayacak. 3 ismin listede olmayacağı konuştu. Orada bir düzenleme olacak. Orada bir sıkıntı olacak. Şu an mevcut 3 ismin olmayacak. Mevcut 3 ismin. Yani İsmet Büyükataman'ın olmayacağı. Yok.
Yok şöyle, Fikret Fidan adaylık başvurusu yapmadı. Ha, tamam. Çetin Elmas adaylık başvurusu yapmadı. 3 ismin yerine Fikret Fidan 5. sıradaydı. 5. Evet. sıra önemli bir sıra kontenjan. O nedenle bir değişim olacak. Herkes AK Parti'yi bekliyor. AK Parti listeleri nasıl olacak? Hmm. Yani mevcut durum nasıl, ne kadar değişir? Şu an için çok fazla değişim olabileceği de pek gözükmüyor. Ben 4 isim gider diye düşünüyorum. Şöyle diyeyim. Ben rakamlardan bahsedeyim arzu ederseniz. Ben isimler üzerinden gidiyorum. 767 bin oy almış AK Parti. 10. vekili çıkartması için 815 bin oy alması lazım. 50 bin oy. Ya da CHP'nin HDP 96 binden 80 bin civarına düşerse vekili düşüyor. Vekili düştüğünde de 6. vekili çıkartıyor CHP. AK Parti 10. vekili çıkartamıyor. Eğer HDP 80 bin barajına inerse 9-6-3 oluyor. CHP 12 bin tane daha isim çıkartsaydı, 12 bin tane daha seçmen alsaydı 6. vekili çıkartacaktı. AK Parti bazı şeyi okuması lazım. Süreci AK okuması... Parti bu kadar medya desteği yanlış. Medya Bursa'da da şimdi, yani çalıştıkları çok güçlü medya grupları var ama şimdi bakıyoruz hepsiyle kavgalılar bu süreçte. Bu şimdi, ne olacak? Başarısızlık da her zaman bir yerler sorumlu tutulur. Birileri. Birileri sorumlu tutulur. Aysun Hanım sorumlu tutulur. Evet. X gazetesi sorumlu tutulur. Y medyası sorumlu tutulur. Başarısızlık hiç kabul edilmediği, üstlenilmediği için bu sorunlar çıkıyor. Birilerinin başarısızlığı üstlenmesi lazım. %9.04 oy kaybetmişsin. Demek ki senin listen de kötüymüş. Teşkilatında çalışmamış. Evet. Çalışmamışı ben biraz yumuşatayım. Teşkilatın doğru çalışmamış. Ya da yüksek performans göstermemiş. Şimdi haksızlık yapmak istemem. Yüksek performans göstermemiş. Ve sen seçime hak ettiği gibi değer vermemişsin. Seçmenine ulaşmamışsın. Bakın iki tane örnek var. 1994 seçimleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kazanıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın kapı kapı gezmesi. İkinci örnekte hatırlarsınız 2010-2009 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye adaylığında Kemal Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'in kapı kapı gezmesi. Ne getirmişti CHP? %40'ı getirmişti. Tabii. Demek ki AK Parti 2002 ruhuna dönecek, kapı kapı gezecek. Döneceklermiş. Sadece bu da etkenleri mutlaka 2002 ruhuna dönmek zorunda eğer tek başına iktidar olmak istiyorsa. 7 Haziran'ın AK Parti'ye ders vermesi gereken noktalar da, bakın 4 bakan, biraz ağır gireceğim. Seçmende bir infial yarattı bu net. Yani 0.7 de olsa, 0.3 de olsa, 1 de olsa fark etmiyor. Tabii ki. Bakın 90 bin oyla iktidarın kaybedildiği gerçeği var. Gerçeği var. Melih Gökçek, Bülent Arınç, malum parsel parsel. Bu toplumun önünde kavgası yaşanan ama arkada çözülmeye çalışılanlar. Bu toplumun önünde çözülseydi bugün AK Parti bu durumda olmayabilirdi. O yüzden bunlardan ders almak zorunda. Toplumun yargılarına önem vermek zorunda AK Parti. Yoksa toplum Anavatan Partisi'yle bir partiyi tartışmıyoruz bile. Tabelesi bile yok zannedersen. Ama doğru. İşte yani benzetme yapılıyor şu an AK Parti'nin gidişatında Anavatan. Şimdi ben listeler konusunda ufak bir ipucu vereyim. Evet. Sosyal medya artık bir gerçeğimiz. Hı hı. Listeye girmesi düşünülen isimlerin herhangi bir paylaşımının beğeni sayısına bile baktığınız zaman listeye girmesi hak edenler belli oluyor. O bile gösterge. Normal listedeki isimler, liste dışı kalan isimlerin herhangi bir paylaşımları veya fotoğrafları. Sosyal medya yöneticiliği de çok farklı. Şimdi başladı o listeye giremeyenler. Şimdi tekrar aday oldukları için hemen yine yani, bize mailler, sosyal medya üzerinden davetler. Şimdi her seçimde yaşanıyor aynı 250 tablo. 250 tane aday vardı AK Parti'de. Normalde 70 tane ciddi aday vardı. Tabii. Ben o 70 ciddi ismin içinden sosyal medyasındaki beğeni sayılarına bakıp normal listedeki beğeni sayılarına baktığında doğru yolun bulunacağını hiçbir çalışma yapmadan düşünüyorum. Bir de AK Parti'nin bir hatası 2002 seçimlerinde %43.6'lık bir boşa gitmiş oy vardı. %34 ile inanılmaz bir rakamla milletvekili çıkartılmıştı. 2002 süreci farklıydı. 2007 süreci farklıydı. 2011 süreci farklıydı. 2011 sürecinde akıllı telefonlar yoktu.
sosyal medyaya sürekli girilmiyordu ya da sosyal medya bu kadar kirlenmemişti. Hangi AK Partili milletvekilinin veya abartıyorum belediye başkanı sosyal medya uzmanı var veya AK Parti'nin bu konuda nasıl bir çalışması var? Hangi siyasi partinin çalışması var? Yani siyasi çalışmalar çok detaylı hesaplanması gereken çalışmalar. Ama gördüğüm şu ki sizden aldığım şey bugünkü konjektüre baktığımızda şu an için 1 Kasım seçim sonuçları gösteriyor ki yeni bir koalisyon hükümeti Türkiye'yi bekliyor. Kesinlikle. Tek başına şimdi, iktidar bugüne göre söz konusu değil. İki şey söyleyeceğim o konuda. Evet, kapatacağım çünkü. Müsaadenizle 1 Kasım seçimlerinde eğer koalisyon olursa tüm siyasi partiler rahatlar eğer diyorum. Bakın. Evet. Neden? Ben de seçim olursa eğer diyorum. Neden? 90-2000 yılları arasını düşünün. Siyasi partiler seçime giriyordu, koalisyon senaryosu oldu. Artık tüm siyasi partiler oturup koalisyonunu kurar. Seçmenine der ki ikinci defa dedim kardeşim olmuyor. Seçmene karşı da tabandan gelen baskı da tabii, kırılır. Tabii. Yani 10 yıl içinde koalisyon kurulur. Ama götürüsü ne olur? Bir yıl. Siyasi partiler. En fazla bir yıl. Siyasi partilerden götürüsü ne olur? Bu evet da o tartışılır. Bu arada tabii şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 12 yıllık süreç içerisinde Türkiye genelinde yaptığı hizmetler vatandaş nezdinde onun oy potansiyelini arttırma sebebiydi. Ama son yıllara baktığımızda dev projeler yok. Ve eğer aldığım istihbarat doğruysa önümüzdeki günlerde Ulaştırma Bakanlığı da Lütfü Elvan'ı da geri çekecekler. Çünkü bu kanal projesine yeterince zaman ayırıp destek vermediği için başarısız ilan edilip tasfiye edileceği ülke gündemi var. Ve süre çok kısa. Şu evet, an bir son sözü alıyorum. Son sözümü söyleyeyim hemen. Dev proje çok önemli değil. Şu an Türkiye'nin en büyük sorunu terör. Arkasından ekonomi geliyor. Yaptıklarınız değil, yapacaklarınız önemli. Bakın Milliyetçi Hareket Partisi hükümet kurmayacağım, şunu yapmayacağım derken bir refleks koymuştu ancak çözüm önerisi yoktu. Şu an AK Parti'nin de bir çözüm önerisi yok. Sorun yoksa o. Yaptığınız yollar, Marmara'yı alttan indirmeniz, geçmeniz, Bursa bir emekli kaç sefer Marmara'dan geçecek, Marmara'yı kullanacak. Bir şey ifade etmiyor. Ama Türkiye'nin gerçeği terör, terörü çözmek zorundasınız bir şekilde. Mütabakat mı sağlayacaksınız? Evet, Onur Bey'in dediği gibi, hızlı geçiyorum. Çok hızlı. Onur Bey'in dediği gibi bütün parti tabanları aslında HDP hariç erken seçim istiyordu. Evet karşımızda bir erken seçim var. Olabilirse dediğiniz çok doğru. Evet, yani bombaların patlaması Allah göstermesin. Bir mitingde bir bombanın patlaması Türkiye'deki kaosun nereye gelebileceği konusunda hiç kimsenin evinde güvenli yaşayamayacağı noktaya gelir Türkiye. O yüzden partilerin mutlaka çok iyi değerlendirip bunu çok iyi değerlendirip çözüm bulmak zorundalar. Çünkü mesele büyük yatırımlar değil, terör. Bir şekilde terörü çözmek zorundalar. Aslında birleşseler çözülecek biliyor musunuz? Evet. Bayram sonrası. Mütabakat hükümeti. Bayram sonrası dahi. O zaman iyi bir saha son çalışmasıyla sizi bekliyor. Cevap veriyorum. Seçim olur. Bizim ülkemiz bunlara çok alışkın. Yanda ceset olur, gazete örtülür. Denize girmeye devam eden bir halkımız. Ya da çarşanda yangın olur. Evet. Lokanta full olur. Bizim ülkemizde seçim olur. Bizim insanlarımıza bu kadar ağır haksızlık etmeyelim. Umarım duyarlı günlere geri döneriz. Duyarlı insanlarımızın sayısı artar. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bayram sonrasında sahadan iyi bir çalışmayla verilerinizi bizle paylaşmak üzere tekrar bekliyorum. Tekrar hayırlı olsun. Çok maalesef. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler. Güne kötü başladık ama güzel bitirelim istiyorum. Günaydın. Yarın da burada sabah saat 10'da Line TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Yine konuklarımız olacak. Yine Türkiye, ülke ve Bursa gündemini paylaşacağız sizlerle. Umarız bugün daha başarılı, daha sevimli, daha dişe dokunan haberlerle, gündemlerle karşınıza gelmişizdir. İlerleyen programlarımızda aradığınız, özlediğiniz, istediğiniz her şeyi bu ekranda, bu programda bulacağınızı umut ederek bunun için tüm ekip arkadaşlarımla beraber azimle çalışarak size en güzelini sunma hevesindeyiz. Bugünlük bu kadar diyelim. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.